Divan Kurulu 6 senedir şampiyonluk yok dedi ya. Ama dedi ki karıştırmayın Cumhurbaşkanı'nın adını. Cumhurbaşkanı bütün takımlara esas eşit mesafeli. Rıdvan abi çok doğru söyledi. Peki size bir şey soracağım. Cumhurbaşkanı'nın ismini sürekli futbolun içerisine sokan kim? Kim? Nihat Özdemir. Bir tek o mu? En çok acaba sokan o. Ben hayat... Ya Cumhurbaşkanı'nın ben size şöyle söyleyeyim. Acaba bir tek o mu? Bir dakika. Ama en çok sokan o. Diğerleri oradan buradan falan filan sokuyorlar. Nihat Özdemir'in bütün yaptığı açıklama... Ya salgın açıklaması yapıyor. Orada bile Cumhurbaşkanı'nın adı var. Yıldırım Demirören de yaptı abi. Ben, bir dakika abi. Şimdi, evet Yıldırım Demirören de yaptı. Doğru söylüyorsun. Hiç itiraz etmiyorum. Hepsi yaptı abi. Hepsi Cumhurbaşkanı'nın... Ben çok yakından tanıdım kucağına, abi. Siyasetin kucağına bile isteye, bile isteye... Bile isteye oturan Türk futbolu kendi isteğiyle. Şimdi onu söyleyeceğim. Kendi isteğiyle. Rıdvan abi. Siyasetin isteğiyle değil. Bak bu çok önemli. Kardeşim. Siyasetin isteği. Bak siyasetin kucağına Türk futbolu hiçbir zaman kalkmadı. Haluk Ulusoy, Haluk Ulusoy vardı ya. Haluk Ulusoy zamanında AK Parti mi vardı? Kim atadı Haluk Ulusoy'u oraya? Haluk Ulusoy da atamayla geldi. O zamanın bakanı, Tarım Orman Bakanı atadı. Abicim bak ama orada adam vardır, adam vardır. Cumhurbaşkanı ben tanıdım tanıdım. Allah gani gani rahmet etsin. Yakınsa bunların hiçbiri o kadar yakın değil. Hasan abi gibi. Rahmetli abi. Hasan Doğan Keşke gibi. O rahmetli olmasa Allah rahmet gibi. Etsin. Bak buradan ben tanıdım ya. Ve yani hakkında iyi ben bir şeyden tanıdım. Başka hiçbir şey söyleyemedi. Ben de tanıdım. Evet. Yakın değil miydi? Cumhurbaşkanı da bunların yakındı, hepsinden daha çok tabii. Yakındı. Bak hepsinden daha çok yakındı. Hiçbir ticari ilişkisi. Bana da şöyle söyleyeyim. Bunların hepsinden de daha adamdı Hasan Doğan. Tabii canım. Hepsinden de. Adildi, düzgün adamdı, dürüst adamdı. Aynen öyle. Cumhurbaşkanına yakındı, bir dakika suistimal etmedi onu. Beşiktaşlıydı, Beşiktaşlı ben biliyordum. Tabii tabii. Bir kez görmedik biz onun Beşiktaşlılığını. Yani Beşiktaş'ı kayır baba. Allah rahmet eylesin. Yani ağzından bir kez duymadık Hasan abinin. Biz giderdik röportaj yapardık, soru sorardık, derdik ki çocuklar. Tayyip Bey başbakan, ben federasyon başkanıyım. Karıştırmayın, bu iş böyle olmaz. Bana bir sorunuz varsa sorun kardeşim. Ya Nihat Özdemir'in bütün açıklamalarında Cumhurbaşkanı var. Ben 50 kere yazdım dedim kardeşim sen federasyon başkanısın rahat bırak Cumhurbaşkanı'nı ya. Senin bir açıklaman varsa bir karar alıyorsan sen al. Federasyonunu alsın. Neredeyse artık federasyon disiplin kurulu kararlarının altına bile diyecekler ki Sayın Cumhurbaşkanımıza sor ki. Bu Cumhurbaşkanı'na da yapılan haksızlıktır. Cumhurbaşkanı'nın da ben bundan mutlu olduğunu zannetmiyorum. Orada özerk bir kurum var. Başına birini oturtmuşlar. Adamın dakika başı habire Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyor. Ne alakası var? Rıdvan abinin eleştirisine çok katılıyorum ama eksik buluyorum. Önce bu lafı Türkiye Futbol Federasyonu'nun başındaki adama söyleyeceksiniz. Vallahi o dün bir böyle bir hareketlenme oldu, bir mesajlaşmalar oldu. Nihat Özdemir'in seçime gideceği, başkanlığı bırakacağı şeklinde bir takım. Sen yıl son demiştin. En sevdiğim konu. Hayır. Sen yıl son demiştin. Abi benim zurna zurt dedi. Ben başından beri aynı şeyi söylüyorum. Oğlum sen haber yaptığında zurt yıl son demedin mi şu? Ben dedim ki Nihat Özdemir Avrupa şampiyonası olacak. Biter gider. Bitecek ve gidecek. Çünkü kendisine tebliğ yapılan tebligat da bu. Bu şampiyona çok önemli bizim için. Sen kazandırdın, bitir, nezaketle bitir onurunu yaşa git. Şimdi şampiyona kalmadı, bir şey kalmadı zaten yani. Ama Nihat Özdemir zaten bana da gerek kalmadı, benim haberime de. Nihat Bey zaten kendi kendine... Senin takvimine göre 12 Temmuz'a gitmesi lazımdı. Dı. Ama işte Avrupa şampiyonası. Şimdi bu saatten sonrası bende yok. Ama benim duyduğum... Evet Serdar o konuda bir bizim bir bilgi grubumuz bizim, var. Bizim bir birlikte olduğumuz bir... Yani Mehmet'le beraber olduğumuz bir gruba geldi ama bana çok başka bir yerden, bambaşka bir yerden yani böyle bir bilgi geldi. Yani bu sezon bitiminde Nihat Özdemir görevi bırakacak, seçim kararı alacak şeklinde bir bilgi de geldi. Abi şu an Nihat nasıl Özdemir, yapacak ki? Nihat Özdemir'in federasyon başkanlığı bitti dendi. Bir şey söyleyeyim. Deniyor yani. Fenerbahçe ile şu durumdayken... Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı yapamazsın. Bir tek Fenerbahçe değil ya yani. Ha Fenerbahçe senin o bahsettiğin mevzulardan bu. Tam o ayrı iş. O ayrı iş de. Abi şimdi... her işi oraya rücu et. Adama derler ki lan o sen bu işi de her işi de biz yapıyorsak sen niye oradasın derler yani. Bak Yıldırım Demirören o işleri bazen güzel yapıyordu. Tabii. Yani o da o işi oraya rücu etse bile hiç olmasa kendisi yapmışmış gibi yapıyordu yani. Orası oraya rücu etse de yok canım ben yaptım diyor. Ya Yıldırım Bey gerçekten. O hani ben yaptım, ben değiştim. Ulan hepimiz, herkes her şeyi biliyor da. Hiç olmazsa Yıldırım Demirören ben yaptım diyordu yani. Rahmetli ile ilgili bir şey sorayım mı? Ben geçen gün bir soruyu Hasan Doğan'dan bahsediyorum. Rahmetli ile ilgili bir şey soracağım. Müthiş adam. Derler ki, mesela ben geçen gün Serdar Yüzeler'den bizim Lig Radyo yayında sordum. Abi dedim yani Hasan Bey ile ilgili çok olumlu konuşuyor. Ya tamam hepsi doğru, konuşulanlar eksik bile konuşuluyor. Ama çok kısa görev süresi. Eğer biraz daha uzasa idi...
futbolun pisliklerinden tabii, tabii. çıkar giderdi dedi. Yani dayanamaz diye getirdi Serdar abi. Serdar Güzel abi. Serdar abi bilmiyorum. O tabii çok yakından bilen bir adam. Beraber de çalıştı. Tanır da. Doğru da olabilir ama ben iyi tarafından bakıp şunu söyleyeceğim. Hasan Doğan Türkiye'de 2 sene daha futbolu yönetseydi çıtayı başka bir yere koyardı. Başka bir yere konurdu bir o. Bir kere Hasan Doğan zamanında yapılan hakem operasyonunun benzeri yapılamadı daha. Onu biliyorsunuz değil mi? Her şeyler değil mi? Anladım. Bülent yani Demirel'ler. Tabii tabii. Ama yani neyse ya rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Ya şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Yakınlık da odur işte yakınlık. Tabii. Zaten gerçek yakın. İkide bir ben yakınım demez ya. Onu zaten bilirsin yani. Tabii esas yakınlık bence odur ki yakınına yani. Zarar verecek kadar yakında bak durmayacaksın size abi. Bak size bir şey söyleyeyim. Candaş bilir çünkü o bak o da bu konunun muhatabı. Sevgili gençler bu yayını izleyenler bak size hayat dersi. Çok parasal olan adam az konuşur. Bak çok parası olan adam paradan çok az bahseder. Buna hep dikkat edin. Birisi sizin yanınızda sürekli çok param var falan şeklindeyse bil ki ya dolandırıcıdır. Ya dolandırıcıdır. Ya son patlatma birini patlatmak üzeredir. Tamam mı? Ya sizden bir beklentisi vardır. Çok zengin adam paradan az bahseder. Ya bu arada Mehmet Mersin. Parası çok olan adam yani. Mehmet Mersin. Mesela Candaş hiç bahsetmez. Niye? Çünkü çok parası var. Lan hiç yok ya. Hiç yani çok hiç bahsetmez. Sana bizim valla ben. Neden? Çünkü. Neden? Çalışan değil. Çünkü. Arkadaşlar. Çalışan değil. Hiçbir gazeteci yoktur ki öyle bir parası olsun. Yani varsa gazetecilikler değildir. Efendim Mehmet Mersin'in arkadaşımız çok doğru yazmış. İkinci ve üçüncülük maçlarının Ağustos sonunda oynanması saçmalık. Oynanmaz. Oynanmaz ve yarın galiba bir toplantı var. Oynanması için ısrar eden Yıldırım Demirören'dir. İddia için. İddia için oynanması isteniyor. Oynanmaz. Beyin Sport %30 indirim istiyor. 15 Ağustos'ta ilk başlasın isteniyor. Ya ayıptır ya. Biraz Beyin Sports'u mislik o bilmem neyi falan düşüneceğinizi iddiayı düşüneceğinizi topçuyu düşünün. 15 Ağustos'ta ilk başlar mı ya? 26 Temmuz'da adamlar zaten ne zaman tatil yapacaklar? Ne zaman transfer yapacaklar? Ne zaman loca satacaklar? Ne zaman forma çıkartacaklar? Ne zaman bir kendilerine ne zaman çimleri yenileyecekler ya? Neymiş? Beyin Sports %30 indirim izliyor. Bak sakın böyle bir şey yapmayın. Zaten gidiyorsunuz gider ayak kıyak yapmayın Beyin Sports'la iddiaya. İkincilik, üçüncülük oynanmaz. Katliamdır. 18 Temmuz'da Temmuz sıcağında adamların nesini oynatacaksınız ya? Zaten Samsun Spor çıkmış. Bir tane, bir iki tane var öyle çıkan. Gerisini tescil et bitsin ya. Ya bunların sebebi budur arkadaşlar. Gerçekler budur. İddia yüzünden oynatmak istiyorlar. Beyin Sports %30 daha indirim istiyor. Vermeyin. Bu parayı verecek adamlar var. Turkcell, Telekom, Vodafone bir olur bu parayı verir. Vermeyin. Yapmayın bu indirimi. Dedik 15 de. Ağustos'ta da lig başlamaz. Lig en erken Eylül'de başlar. Fransa'ya örnek veriyorsunuz. Bizim aklımızı alay mı ediyorsunuz abi siz? 15 Ağustos'ta lig başlamaz. Lan Fransa'nın ligi mi var? Adam iptal etti gitti ya.